Osmanlı Devleti Rusya'nın ultimatumunu reddedince Çar 1. Nikolay savaş çıkarmak için bahane arıyordu ki bulmuş oldu. Zaten hem Osmanlı Devleti hem de Rusya kısa süre içerisinde savaş çıkacağını bildiğinden ordularını hazır vaziyette getirmişlerdi. Sultan II. Mahmud döneminde modern ordu çalışmalarına geçmiş, ancak Yeniçeri Ocakları'nın yıkılmasından kısa süre sonra Rusya yeni ordu henüz tam olarak kurulmadan saldırıp Osmanlı Devleti'ni yenmişti. Ancak aradan geçen uzun süre zarfında Osmanlı ordusu gerçekten modernleşmeyi başardı ki Kırım Harbi'nin neticeleri ve ileride anlatacağımız büyük Osmanlı zaferlerinin mimarı II. Mahmud'un modern orduya geçiş sebebidir. Osmanlılar Karadeniz kıyılarındaki kale ve şehirleri ciddi bir şekilde tahkim ettiler. İstanbul Boğazı mevzileri de buna mukabil ciddi şekilde silahlandırıldı. Özellikle Vidin, Rusçuk ve Silistre kalelerinin ağır tahkimi için mühendisler gönderildi. Doğuda da Erzurum, Kars ve Trabzon kaleleri de silahlandırıldı. Osmanlı şehirlerinde son 100-150 yıldır olmadığı kadar büyük bir heyecan, büyük bir zafer isteği bulunuyordu ki, devletin her kurumu canla başla çalışırken halk da ordusunu canı gönülden destekledi. Rumeli ve Anadolu'dan ciddi kuvvet toplanarak Tuna boylarına sevk edildi. Rum ve Ermeni patrikleri de padişaha bağlı olduklarını, Ruslara karşı savaşacaklarını bildirdiler. Avrupa basını da zaten Rusya'nın Kudüs'teki isteklerinden dolayı Rusların aleyhine oldukça yazmışlar ve Osmanlıların tarafında olduklarını belirtmişlerdi. Tarih boyunca hiç olmadığı kadar Katolik ve Protestan Hristiyanlar Müslümanlar ile işbirliği yapıp Ortodokslara karşı olmamışlardı. Bunu böyle yapan kesinlikle Çar Nikolay'dı. Rus elçisinin Petersburg'a geri dönmesinin ardından hükümetini topladı. Ve Çar'ın kararını sorduklarında Çar şöyle cevap verdi. Padişahın tokadının acısını hala yüzümde duyuyorum. Bu söz bir savaş ilanıydı. 1853 Haziran ayında Rus kuvvetleri General Gorçakov komutasında Türk askerinin bulunmadığı Boğdan ve Eflak'ı kolayca işgal ederek Romanya'ya yerleşti. Bu olay savaşın fiilen başlamış olduğunu gösterdi. Gorçakov'un komutasında ilk olarak 35 bin asker ve 72 top bulunuyordu ki ilave asker çok daha fazla gelecektir. Rusya'nın Kırım Harbi boyunca 700 bin askeri cepheye sürdüğü kayıtlara geçmiştir. Çar Nikolay ilk etapta Avrupa devletlerinin tepkisini çekmemek için bu işgalin geçici olduğunu, topyekün harbe girmediğini, Baba Ali'nin Kudüs'teki isteklerini onayladığında askerini derhal buradan çekeceğini ilan etti. Tabii buna kimse inanmadı. Reşit Paşa bu sırada İngiltere ile hiç olmadığı kadar sıkı bir diplomasi trafiğine girdi ki İngilizler Osmanlıların yanında savaşa girmek için Rusya'ya hata yapması için fırsat verilmesini, hemen savaş ilan edilmemesini önerdi. Bu suretle Baba Ali bir müddet daha bekledi. İngiltere'nin bu politikası kısa sürede meyvesini verdi. Ve ilk olarak Avrupa ve Balkanların dengesini elinde tutan Avusturya ve Prusya olaya müdahil oldular. Avusturya ilk ciddi çıkışını yaptı ve Rusya'yı protesto ederek sınırlarına askeri kuvvetler yığdı. Bölgede çıkacak bir savaştan Avusturya ve Prusya etkileneceği için bu iki devlet Baba Ali'ye başvurarak Rusya ile arasını bulmak istediğini iletmişti. Ancak bu Osmanlı Devleti için kabul edilemezdi. Son 100 yıldan fazla süredir beklediği andı bu. Her şey Osmanlıların lehineydi. Avrupa ile diplomatik ilişkiler üst düzeydi ve Osmanlı ordusu çok iyi bakımdan teçhiz edilmişti. Rusya ile birebir savaşmaya dahi gücü vardı. ...29 Eylül 1853'te Baba Ali savaş kararını Sultan Abdülmecid'e sunduğunda padişah da savaş kararını onayladı.
4 Ekim 1853 günü Osmanlı Devleti Rusya'ya resmen harp ilan etti. Aynı gün 4 Ekim'de Şumlu Karargahı'nda bulunan Osmanlı Ordusu Komutanı Ömer Paşa, General Gorçakov'a ultimatom verdi ve 15 gün içinde Eflak ve Boğdan'ı boşaltmasını istedi. Gorçakov bunu reddedince harp fiilen de başlamış oldu. Rusların planı Eflak'ın en üst kısmından Tuna'yı geçerek Vidin'i ele geçirip geçmişte iyi ilişki kurdukları Sırplar, Bulgarlar ve Yunanlar ile birleşip Niş-Sofya yolunu ele geçirmekti. Rumeli'nde bulunan Osmanlı ordusu komutanı Ömer Paşa durumu çok iyi sezmiş ve konumunu buna göre almıştı. Derhal Vidin'e gelerek Tuna'yı geçti ve Kalafat'a girdi. Rus ordusunun planını gerçekleştirmek üzere harekete geçen Peter Andreevich Vidin'e doğru ilerlerken Kırım Harbi'nin ilk savaşı Oltaniçe Meydan Muharebesi başladı. Rusların daha ağır topçu birliklerinin ve sayıca daha üstün olmalarına rağmen bu muharebeyi kazanan Ömer Lütfi Paşa oldu. Savaş tam 3 gün sürdü. Ancak Ruslar ağır kayıplar vermeye başlayınca geri çekilmek zorunda kaldılar. Lütfi Paşa'nın stratejik hamleleri sayesinde Rusya'nın planı daha savaşın başında suya düşmüş oldu. Bu suretle ilk defa modern Osmanlı ordusunun faydası savaş alanında görüldü. Türk ordusu Ruslara karşı Ömer Paşa komutasında Rumeli'nde ilk başarısını kazanmış ve Rusları geri çekilmeye mecbur etmişti. Ancak Anadolu'da durum henüz Osmanlıların lehine dönmemişti. Türk ordusu burada Ruslar karşısında baştan zaferler kazanmasına rağmen bu talih dönmüş ve bu defa Ruslar baskıya başlamış, Osmanlı askerleri Arpaçay mevkiine kadar geri çekilmek durumunda kalmıştı. Savaşın başlarındaki bu durum karşısında payitaht başarı yakalamış bulunmakta olup kazanılan zaferlerden sonra Padişah Abdülmecid'e gazi ünvanı verilmiştir. Bu başarılar karşısında Abdülmecid Han bizzat ordunun başına geçip cenk meydanına varmak istedi. Ancak Rus donanmasının Karadeniz'deki harekatı duyuldu. Kasım ayının sonuna doğru Rus donanması Sinop'a doğru harekete geçti. Türk filosu 7 feragat, 3 korvet ve 2 buharlı gemiyle Batum'daki Türk birliklerine erzak ve mühimmat götürüyordu. Sert rüzgar çıkması üzerine filo Sinop limanına demirlemişti. Rus amirali Pavel Nahimov Sinop açıklarında görülünce güçlü durumuna güvenerek Türk filosunun teslim olacağını düşündü. Ancak Türk filosu kaptanı Osman Paşa taarruz emri verdi. Yaşanan deniz muharebesinde Rus donanması Türk filosunu batırmayı başardı. Filoda 4000 asker vardı. 2000'i şehit düşerken diğerleri yüzerek kıyıya çıktılar. Rus donanması Sinop limanına ve şehre top atışı yaptı. Bu saldırı neticesinde Sinop'ta bulunan bir mahallede büyük bir yangın çıkarak kül oldu. Sinop'ta Ruslar önemli bir zafer kazanmışlardı. Türk gemilerine karşı kesin bir zafer elde etmişlerdi. Ancak hesaplayamadıkları bir durum oluştu. Türk gemilerinin batırılması payitahtta olduğu kadar Avrupa'da da özellikle İngiltere ve Fransa'da ciddi yankı buldu. Ruslar ile savaşa girmek isteyen İngiliz elçisi Strafford Redcliffe "Tanrı'ya şükür harp başlıyor" demişti. Sinop baskınından sonra İngiltere ve Fransa, Rusya'nın Karadeniz donanmasının ne kadar tehlikeli olduğunu görmüş, artık İstanbul Boğazı'nın tehdit edilebileceğini düşünüyordu. İngiltere ve Fransa'da basın harp taraftarı yazılar yazmaya başladı. Yine İngiltere ve Fransa donanması, sözde padişahı isyana karşı korumak maksadıyla İstanbul'a geldiler.
Buradaki asıl amaç Türk donanmasının Sinop'ta aldığı yenilgi sonrası Rusların olası bir boğazı geçme teşebbüsüne karşı savunma hattı kurmaktı. Rusların Akdeniz'e inmesinden oldukça çekiniyorlardı. Rusların Akdeniz'e inmemesi İngiltere ve Fransa'nın değişmez politikasıydı. Rus çarı Nikolay derhal İngiltere ile Fransa'yı boğazı geçip Karadeniz'e girmemeleri konusunda uyardı. Kraliçe Victoria ile 3. Napolyon, Nikolay'a Osmanlı Devleti ile olan sorununu çözmek için aracılık etmek istediğini bildirmiş, ancak gözü dönmüş olan Nikolay bu teklifi reddetmişti. Oltoniçe'de yenilen Rus ordusunun intikamını almak için tutuşuyordu. Çar'ın bu teklifi reddetmesi üzerine Londra ve Paris hükümetleri Petersburg'a ağır bir ultimatum verdiler. Rus askerinin derhal Eflak ve Boğdan'dan çıkmasını, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tanımasını, Ortodokslar üzerindeki himaye iddiasından vazgeçip yine padişahın Kayseri Rum olduğunu kabul etmesini, Eflak ve Boğdan'ın boşaltılmaması takdirinde İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya savaş ilan edeceğini bildirdiler. Reşit Paşa bu surette kariyerinin zirvesini görmüş, Fransa ve İngiltere'yi Rusya'ya karşı savaşa itmişti. Çar 1. Nikolay bu ultimatomu reddedip çok büyük bir kuvveti Romanya'ya göndermeye başladı. İngiltere ve Fransa elçileri 6 Şubat 1854 günü Petersburg'dan ayrıldılar ve 12 Mart 1854 günü iki devlet Rusya'ya savaş ilan ettiler. Bu suretle Kırım Harbi tam olarak artık başlayacak büyük bir Avrupa Harbi'ne dönüşecekti. Büyük askeri kuvvetler Rusya topraklarına saldırı için hazırlanmaya başladı.